Sayın Seyirciler, Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikastında soruşturma devam ediyor. Tetiği çeken Eray Özyağcı dışında cinayete adı karışan 13 kişi tutuklandı. Ancak soruşturma şimdilik azmettiricilere kadar uzanamadı. Soruşturma sürecindeki her adımda cinayete ilişkin soru işaretleri de çoğaldı. İşte ilk günden bugüne Sinan Ateş suikastı soruşturmasında öne çıkanlar ve yanıt bekleyen sorular. 2022'nin son günlerinde yaşandı cinayet. Kimisi yeni Susurluk olayı diye adlandırıyor. Kimisi cinayetin arkasındaki mafya, siyaset, polis üçgenine dikkat çekiyor. Ancak halen yanıtlanmayı bekleyen çok soru var. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikastinin üzerindeki sır perdesi halen kaldırılmış değil. Suikastin ardından Ankara ve İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alındı. 13'ü tutuklandı. Aralarında MHP İstanbul yöneticisi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve Dodo lakaplı Doğukan Çep de bulunuyor. Tetiği çeken Eray Özyağcı ise 30 Aralık'tan beri firari. Cinayetin kim ya da kimler tarafından azmettirildiği henüz bilinmiyor. Resmi makamlar iddialar karşısında sessiz. Ne reddedildi ne de teyit edildi. Soruşturmanın ne yönde ilerleyeceği henüz bilinmiyor. Suikastın MHP veya emniyet bağlantısının ne kadar üzerine gidileceği ise meçhul. Soruşturma konusunda alınmış bir gizlilik kararı yok. Ama detaylar kamuoyuyla paylaşılmıyor ya da kısmen paylaşılıyor. Birbiriyle ilişkili birden fazla kişinin cinayet şüphelisi olarak tutuklandığı soruşturma örgüt soruşturmasına dönüştürülmedi. Adli bir vaka olarak ele alındı. Soruşturmayı organize suçlar değil, cinayet büro ekipleri yürüttü. Soruşturmanın neden örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilmediği, yalnızca olay günü nöbetçi olan uzlaştırma savcısına bırakıldığı merak edilenlerin başında geliyor. T24'ten Tolga Şardan, soruşturmanın Ankara Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılması yönünde talimat verildiğini söyledi. Talimatı veren Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, soruşturmanın yürütülmesinin istendiği KOM şubesinin başındaki isim Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan. Aslan, MHP Genel Merkezi'ne yakın bir isim. Emniyet Müdürü'nün talimatına rağmen dosyanın asayişte kalması, emniyet içerisinde de bir çatışmaya işaret ediyor. İddiaya göre plan Sinan Ateş'i öldürmek değildi, yaralayıp korkutmaktı. Dodo lakaplı Doğukan Çep bu yönde ifade verdi. Ancak öyle olmadı. Tetikçi Eray Özyağcı Sinan Ateş'i öldürdü. Özyağcı'nın ateşi vurması talimatını kimden aldığı bilinmiyor. Halen firari olarak aranan Özyağcı neden cinayet sonrası planlanan Gölbaşı buluşmasına gitmedi? Cinayeti işledikten sonra nereye gitti ve nasıl kaçtı? Kaçmasına kimler yardım etti? Ve en önemlisi, şu an nerede saklanıyor? Neden halen yakalanamıyor? Soruşturma kapsamında bir MHP'li tutuklandı. İstanbul İl Yöneticisi olan Ufuk Köktürk. Ancak cinayette başka MHP'lilerin de adı geçiyor. Bunlardan biri Eski Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş. Kendisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak buna rağmen suikastın MHP ayağına dair bir soruşturma olup olmadığı da bilinmiyor. Köktürk tetikçilerin hesabına para gönderdiği için tutuklandı. MHP'li Kılavuz'un evinde yakalanan Demirbaş'a yönelik suçlama ise İstanbul'dan Ankara'ya getirilen tetikçilere yardım etmek. Ancak Kılavuz'un itirazına rağmen gözaltına alınan Demirbaş ifadesi bile alınmadan serbest bırakıldı. Türkiye uyuşturucu ile mücadele alanında Demirbaş'ın cinayetten sonra yanına gittiği MHP milletvekili Olcay Kılavuz hakkında birçok iddia var. Sinan Ateş'le bizzat husumetli olduğu biliniyor. Evinde suikast şüphelisi yakalanan Kılavuz'un ifadesine de başvurulmadı. Tanık olarak dahi dinlenmedi. Kılavuz cinayetten 4 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etmişti. O ziyarette neler görüşüldüğü sır gibi saklanıyor. İki taraf da açıklama yapmıyor. Soylu'nun suskunluğunu koruduğu bir konu daha var. Tetikçileri İstanbul'dan Ankara'ya taşıyan iki özel harekat polisi. Birinin uyuşturucudan suç kaydı var. Buna rağmen nasıl polis olduğu bir muamma. Ayrıca polislerin cinayet şüphelileriyle nerede nasıl tanıştığı, bundan sonra haklarında herhangi bir idari soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyor.
Cinayetin arkasındaki neden halen bilinmiyor. Doğukan Çep, Yargıtay'daki dosyası için Ateş'ten yardım istediği, etmeyince de kızgınlıkla onu yaralayıp korkutmak için plan yaptığını öne sürdü. Yargıtay'daki dosyam dediği ise Hasan Ferit Gedik davası. O davadan önce serbest kaldı. Ardından hapis cezası aldı. Ancak Çep o sırada sırra kadem bastı. Çep'in o süreçte Gürcistan Batum'da kaldığı ve sık sık Türkiye'ye giriş yaptığı da şüphelilerin ifadelerinde geçti. Çep'in cinayetten yargılanırken neden tahliye edildiği, cezası olmasına rağmen kaçmayı nasıl başardığı, Türkiye'de nasıl serbest dolaştığı ve yakalanmadığı da cevap bekleyen başka sorular. Çep yakalandığında Beykoz'da bir oteldeydi. Kimler tarafından nerede saklandığı hakkında bir bilgi yok. Çep'e yardım eden şüpheliler cinayet soruşturmasına dahil edilmedi. Planlı, organize bir şekilde işlenmiş bir cinayet. Ankara'nın ortasında ve güpegündüz. Hedef eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş. Günler öncesinden keşif dahi yapılmış. Cinayette 3 ayrı yapı var. Mafya, emniyet ve siyaset. Ancak istihbaratın haberi yok. Dikkat çeken bir nokta da burası. Ve gözler elbette Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Cinayet kınanmadı. Başsağlığı mesajı da yayınlanmadı. Sorumlulardan hesap sorulması istenmediği gibi Bahçeli 3 Hilal'i yargılatmayacağız dedi.